Metin. Kız gitti. Sara. Şşş, tamam. Şşş. Gidecek başka yer bulamadım. Tamam. Gördüğüm kadarıyla toprakların ancak 1/3 ekili. Evet. Geri kalanını ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu sizi niye ilgilendiriyor? İşime gelirse belki satın alırım. İşinize neyin geldiği benim umurumda değil. Satılık toprağımız da yok. Sizce Sinan Bey karısını ikna edebilir mi? Olabilir. Ben de Sinan'ı ikna ederim. Oldu mu? Yani artık bu evde bir müttefikim var, öyle mi? Bir kere daha düşün. Adam iyi bir teklif verirse neden olmasın? Lütfen benim işime karışma. Kararlarımı kendim vermek istiyorum. Affedersin. Paranın ve bütün varlığın yalnızca sana ait olduğunu unutmuşum. Sinan, yanlış anladın. Ben o toprağı istiyorum Nil. Hatta hepsi bu kadar da değil. Ya, daha başka ne istiyorsun? Şirketin bir kısım hisselerini de istiyorum. Sen de ne çok şey istiyormuşsun böyle. Öyle mi? Ama henüz bitmedi. Dahası da var yani. Sahra'yı da istiyorum. Biraz önce seni öldüren o yılan karının yanındaydım. Sana yemin ediyorum. Ona bu dünyayı idare edeceğim. Bu nasıl olur? Bu o heykel. Buna inanamıyorum. Neyi gördün mü? Evet. Onu nereden buldun? O heykeli sen almıştın. Saçma. Kocanla ikiniz. Bütün bunları nereden bilebilirsin? Hüseyin'in nerede olduğunu biliyor musun? Evet, bir randevusu var. Bir kadın. Bütün bunları niye soruyorsun? Hiç öyle. Zahra, Hüseyin hiç kimseye, hiçbir yere ait olmayan biri. Hayatın sonuna kadar da böyle kalacağından eminim. Neden böyle söylüyorsun? Ben onu çok iyi tanıyorum da ondan. Hasta çok iyi bir iş yaptı. Evet, başarılı bir operasyon değil. Ayrıntıları sana anlatmak için sabırsızlanıyorum. Kesin değil mi? Öldü. Elbette ama çok uğraştım. Çok kişiyi satın almam gerekti. Paranı getirdim. Senin için ödediğim kefalet ücretini de düşmedim. Sara'nın gelip beni senin yatağında görmesi yüzünden. Bana o kadar içirmeseydin bütün bunlar olmayacaktı. İçki içmenin sorumlusu ben miyim? Evet sensin. Daha neler? Sahra'nın gidişinden de beni sorumlu tut bari. Neden o gece sarhoş olduğumu ona haber vermedin? Neden beni kendi odana götürüp yatırdın? Nankörsün sen. Bize neler yaptığını görmüyor musun? Neden düşman gibi davranıyorsun? Çünkü dayanamıyorum. Kendimi tutmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Bütün bunların neden olduğunu düşündükçe kendimi de seni de suçluyorum. Birlikte içtiğimiz her şeyi unuttuğumuz o geceye lanet olsun! Demek teşekkürüm böyle olacakmış. Nil. Ne oldu? Burada kalacağım. Otelde mi? Sinan'la tartıştık.
Suçlamalarına daha fazla dayanamadım işte. Benim de bir gururum var. Ama aranız çok iyiydi. Hatta onu etkileyerek bana yardımcı bile olacaktın. Ama artık bozuldu. Yazık. Öyleyse kendime başka bir müttefik bulmalıyım. Yalnız kendi çıkarının peşindesin, öyle değil mi? Yoksa senin çıkarını mı kollamalıydım? Görüşürüz. Siz hiç merak etmeyin. Hiç sanmıyorum. Her zamanki gibi efendim. Siz hiç merak etmeyin. Merhaba. Hoşçakalın. Yeriniz var mı? Var efendim. Nil! 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 Neredesin? Nil! Nil! Şşt! Yavaş! Kardeşin uyuyor. İlfoş, Nil'i bulamıyorum. Nil gitti. Bağırıp durma. Yalan söylüyorsun. Gitmedi. Nil beni bırakıp gitmez. Nil! Baba? Nil nereye gitti? Bilmiyorum. Ama gitti, öyle mi? Evet, sanırım. Kendi evine döndü. Onun evi yok ki. Hapisten gelmişti. Doğru. Evi yok ama kendine bir ev bulur elbette. Parası var. Artık burada yaşamayacak mı? Hayır. Beni rahat bırakır mısın? Çalışmam lazım. Ben Nil'in yanına gitmek istiyorum. Burada kalmak istemiyorum. Lara, saçmalıyorsun. Senin evin burası. Nil yoksa ben de kalmam. Onu niye gönderdin baba? Ben göndermedim. Gitmeyi kendi istedi. Nil seni seviyordu. Kendiliğinden gitmez. Onu sen gönderdin. Ona kötü davrandın. Lara, bağırma. Ben Nil'i istiyorum. Nil'in yanında kalmak istiyorum. O bana herkesten iyi davranıyor. O benim annemdi. Yeter, kes sesini. Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Lara! Ne oldu Sinan Bey? Lara! 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 Lara ne tarafa gitti? Bilmiyorum efendim, görmedim. O zaman toplanın onu arayalım. Baş üstüne efendim. Çocuklar, gelin bakın buraya. Zahra. Ah, Metin, merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hüseyin yok, değil mi? Yine neler söylüyorsun hakkında? Hayırdır? Sen bu saatte evde olmazdın. Erken geldim. Ne olmuş? Hiç. Biraz şaşırdım da. Şaşırmadın. Hayal kırıklığına uğradım. İtiraf edeyim ki evet. Sana iyi bir haberim var. Sahi mi? Evet. Param benim hesabıma geçmiş. Ne parası? Ne hesabı? Zahra benden bir şey rica etmişti de. Siz ikiniz
Ne karıştırıyorsunuz aranızda? Zahra sırf senin yanında kalıyor diye başkasıyla bir şey paylaşamayacak mıyım? Neden bana söylemedin? Bilmiyorum. Metin'le konuştum işte. Paraya niçin ihtiyacın var? İstanbul'a 5 parasız dönemem. Ama daha dönmene çok var. Buna sen mi karar vereceksin? Sen karışma. Zahra bütün ameliyatları bitip eski haline dönünceye kadar burada kalacak. Yerinde olsaydım çok dikkatli olurdu. Bu adam kadınları mutsuz etmekle ünlüdür. Yeter artık. Tanrım. Saçmalıyorsun. Bana ne oluyor? Evet, saçmalıyorsun. Niye bu kadar etkileniyorum? Başıma gelen bunca şeyden sonra bu yabancı adamın benim için ne önemi olabilir ki? Onu nasıl etkilediğini farkında bile değiliz. Sen bunları kaldıracak kadar iyileşti mi? Kıskanıyorsun. Zahra senin umursamadığı için kıskanıyorsun. Çünkü ona aşıksın. İtiraf et. Doğru değil mi? Hayır değil. Ama bu kızın kalbini de aklını da paramparça etmene izin vermeyeceğim. Saçmalama, ona nasıl baktığımı biliyorsun. Kızı kendine bağlıyorsun Hüseyin. Bir travmayı daha kaldıramaz. Sen işine bak. Kusura bakma, tamam. Lara! 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 Efendim. Lara! Efendim. Jandarmaya haber versek mi acaba? Lara! 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 Aşağıda, dere yatağında. Lara canım kızım. Yaptığım iğne ağrılarını keser. Ateşini de düşürür. Verdiğim ilaçlardan gece 12'de bir tane verirsiniz. Sonra 6 saatte bir. Ne zaman kendine gelir? Sabah. Bir sorun çıkmaz değil mi? Merak etmeyin. Doktor bey, sabah yine bir uğrayın lütfen. Uğrarım elbette. Neil. Bırakma beni Neil. Niye böyle sayıklıyor? Ateşi var. Ama dediğim gibi yarına kadar düşer. Ben izninizi rica edeyim. Sizi geçireyim doktor bey. Vah zavallıcık. Bir Nil'i vardı, o da gitti. İyi akşamlar. Eşlik edebilir miyim? Bu otele geçmenin bir sebebi olmalı herhalde. Senden kurtulamayacak mıyım? Görüşürüz demiştim ya. Ne istiyorsun benden? Biliyorsun, işbirliği. Seninle işbirliği yapmamın karşılığı ne olacak? Elbette payını alacaksın. Adaletli olabilir misin? Şüphen olmasın. Tabii... Her şey senin bana ne kadar yararlı olacağına bağlı. Ama sen de Sinan'la bağlarını kopardın. Sinan peşimden gelecektir. Bensiz yapamaz. Ne kadar eminsin kendinden? Onu çok iyi tanıyorum. Kendisini çekip çevirecek bir kadına ihtiyacı var. O kadın da sensin. Öyle mi?
Nil. 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 Aa, yavrucuğum. Nasılsın Lara? Canım acıyor. Neresi? Başın mı? Her yerim. Ama en çok başım acıyor. Tamam canım. Hepsi geçecek. Doktorun verdiği ilaçlar sapasağlam yapacak seni. Yufoş. Hı. Nil geldi mi? Sinan Bey, gece hiç yatmadınız mı yoksa? Hayır. Lara uyandı mı? Sinan Bey, bir şey söyleyeceğim ama kızcağızın tek tutunduğu dal... Hayır. Olmaz İffet. İnadınız Lara'dan daha mı önemli? Çocuk hasta, onu istiyor, ona ihtiyacı var. Nil Hanım'ı getirmemek gaddarlık olur. Hı. Senin Nil'i sevmediğini sanıyordum. Nil Hanım umurumda değil. Ama Lara umurumda. Hem de çok. O Nil'i sayıkladıkça benim içim acıyor. Adım gibi biliyordum. Alo Nil, benim Sinan. Senin beni bir daha arayacağını hiç sanmazdım. Üstelik bu kadar çabuk. Nil, senden özür dilemek istiyorum. Bak, lafı dolandırmaya gerek yok. Eve dönmeni rica ediyorum. Çok kötü şeyler oldu Nil. Lara senin gidişinden sonra evden kaçtı. Onu bulduğumuzda baygındı. Çok şükür ucuz kurtuldu. Ama bütün gece seni sayıkladı. Beni evden kovarken bunun böyle olacağını bilmiyor muydun? Ben seni kovmadım. Sen kendin gittin. Çünkü benim de bir gururum olduğunu unuttun. Tamam. Özür diliyorum. Lütfen eve dön. Lara'yı sensiz nasıl zapt ederim bilmiyorum. Hayır, artık dönmem Sinan. Rica ediyorum, beni zor durumda bırakma. Kızımın sana ihtiyacı var. Olmaz. Yalvarıyorum Nil. Bu şartlarda dönmem çok zor. Anlamadım. Hangi şartlarda? O evde bir sığıntı olarak yaşamaya devam edemem. Neler söylüyorsun? Sen ailedensin, karımın ablasısın. İnsanlar konuşur Sinan. Çirkin suçlamalara, ayıplamalara hedef olmak istemiyorum. Seni ikna etmek için ne yapabilirim söyle. Evlilik mi? Sen ne diyorsun Nil? Hiçbir resmi sıfatım olmadan orada yaşarsam şirketteki herkes senin de benim de aleyhimize dönecek. Koridorlarda, odalarda herkes bizden söz edecek. Dedikodu, iftira, onca çirkeflik. İnsanları, ilişkileri temize çıkaran tek şey evliliktir Sinan. Evet, şaşırırlar. Hatta şoke olurlar, eleştirirler ama biter gider. Nihayet evlenmişsindir, yasal bir şey. Daha Sahra'nın ölüm kararı bile çıkmadı. O zamana kadar bekleriz. Niyetimizden de kimseye söz etmeyiz, hı? Aa, hadi bebeğim biraz gayret et. Güçlenmen gerekiyor. Yoksa iyileşemezsin ki. Hadi. Tatlım. Nil. Canım. Neler yaptın sen böyle ha? Niye üzdün bakayım babanı? Üzmek ne kelime? Kahroldu Sinan Bey. Nil. Bir daha gitmeyeceksin değil mi? Hayır canım. Burada seninle kalacağım. Senin için döndüm. Yalnızca senin için Lara.
Son ayın bütün verilerini çıkardım. Ciromuz çok iyi. İyi gidiyoruz. Keşke öyle olsaydı. Ne demek şimdi bu? Ciroya bakmayın, aldatıcı. Kârımız azalmakta. Pazardaki payımız giderek düşüyor. Her gün yeni bir firma ortaya çıkıyor. Onlarla baş edebilmemiz için sıcak paraya ihtiyacımız var. Kredi borcumuz zaten limitlerin üstünde. 3 ay sonra da faizlerin dönüşü başlıyor. Çok zorlanırız. Sinan Bey, özür dilerim. Söyle. Bir ziyaretçiniz vardı efendim. Yalnız randevusuz. Bu şekilde görüşmediğimi söylemedin mi? Söyledim efendim ama çok ısrar etti. Adı neymiş? Mithat Demircan efendim. Tamam, çıkabilirsin. Bir dakika. Adama bir randevu versen iyi olur Sinan. Paraya ihtiyacımız olduğu bir dönemde... Yarım saat içinde bir görüşmen var mı? Hayır efendim. Pekala. O halde gelsin. Ben çıkayım da öyle. Görüşürüz. Nurhan Hanım. Buyurun efendim. Şu dosyaları İlhan Bey'e verin. Bizi şaşırttınız. Bu ziyareti hiç beklemiyorduk. O geceki tatsızlıktan sonra. Ben unuttum bile. Belki eşinizle bir barış bile yapabiliriz. İyi günler. Açık konuşmak gerekirse önerdiğiniz rakam beni etkiledi. Alabileceğiniz tüm tekliflerden %50 daha fazla. O araziyi neden bu kadar çok istiyorsunuz? Çünkü işlenmeye hazır. Peki orayı size satmakla kendimize yeni bir rakip yaratmış olmuyor muyuz? Çaresi var. Ortak satış yaparız. Bu iyi bir teklif. Size rakip olarak değil, sizinle birlikte hareket edebilirim. Karşılığında ne istiyorsunuz? Ortaklık. Bu mümkün değil. Küçük bir hisse, yönetim kurulunda bir sandalye. Hayır. Karımın bu teklifi kabul etmeyeceğinden eminim. Peki arazi ya sizin olsaydı? Düşünürdüm. Siz yine de düşünün. Ben Mithat Bey'i geçireyim. Burası tuhaf bir şirket. Ne de? Ülkenin bütün güzel kadınları burada toplanmış gibi. Erkeklerimiz de fena değildir. Buna ziyaretçiler de dahil mi? Bazen. Bakın, bir araştırma yaptım. Böyle giderse atom bir yıla kalmadan piyasadan silinir. Ah yok canım, sizi kandırmışlar. Bir yıl daha beklersem teklif ettiğim bu paraya atomu olduğu gibi satın alabilirim. İyi günler. Resim mi yapıyorsun? Evet. Çok güzel olmuş. Lara, biraz sonra ipeyi dolaştırmaya çıkacağım. Sen de gelmek ister misin? Hayır. Ama... Babanı da alıp hep birlikte biraz hava alırdık. Hayır dedim ya. Anlaşıldı. Barış yapamayacağız Lara'yla. Aramıza hiç katılmayacak. Sevgilim,
Bir çocuğun basit kıskançlığını niye bu kadar ciddiye alıyorsun ki? Bak. Aslında sen şu şirket işlerinden biraz uzaklaşsan diyorum. Uzaklaşsam mı? Sinan, orası benim şirketim. Tamam. Kimsenin atomu senin elinden aldığı yok. Ama kendini daha çok eve, çocuklara versen eminim her şey daha farklı olur. Nasıl farklı? Çünkü sen aktif iş kadınlığıyla ev kadınlığını, anneliği bir arada yürütmeye çalışıyorsun. Beceremiyorum mu demek istiyorsun? Bunların hepsini bir arada yapamazsın Sahra. Kimse yapamaz. Benim atomda bir görevim var. Sorumluluğum var. Ama burada da var. Üstelik çok daha önemli bir görev. Çok daha kutsal bir sorumluluk. Oradaki işi ben de yapabilirim. Ama bu evin hanımı, bu çocukların annesi olamam değil mi? Güzel bir yemekti öyle değil mi? Evet. Sen eve gitmekte ısrarlı mısın? Uyumak istiyorum. Belki beni son bir içki içmeye davet edersin. Söyledim ya, uyumak istiyorum. Neden böyle yapıyorsun? Hep sen kaçacak, ben de kovalayacak mıyım? Kovalamazsan sevinirim. Pelin, seninle evlenmek istediğimi biliyorsun. Biliyorum. Sen de benim cevabımı biliyorsun. Bak, sen hırslı bir kadınsın. Yükselmek, daha önemli yerlere gelmek istiyorsun. Üstelik daha çok para kazanmak. Para ve güç, bunlar seni büyülüyor. Sana bunları sağlayabilirim. Şirketteki önemimi biliyorsun. Bana kimse hayır demez. Ölürsem de her şeyim senin olur. Başka hiçbir mirasçım yok. İlhan, hayır diyorum. Vazgeç artık. İyi geceler. Efendim? Benim Pelin. Numaranızı bulmak zor olmadı. Buyurun Pelin Hanım, sizin için ne yapabilirim? Aslında içkiyi biraz fazla kaçırmış olmasam sizi aramaya cesaret edemezdim. Şimdi de açıkçası ne diyeceğimi bilmiyorum. İsterseniz buyurun gelin, otel adamda ağırlayayım sizi. İçkili araba kullanmasam iyi olur. Ama siz gelebilirsiniz, çok memnun olurum. Tamam. Adresi veriyorum. Yazıyorum. Bundan böyle evime ve çocuklarıma daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Tabii ki altın tohumu ihmal etmeyeceğim. Ama eşimin bu şirketi en iyi şekilde yöneteceğinden hiç kuşkum yok. Bu yüzden yetkilerimi eşim Sinan Taray'a devrediyorum. Thank you.
Sahra? Girebilir miyim? Geç olmadı mı? Neden hala yatmıyorsun? Düşünüyordum. Neyi? Keşke bir geçmişim olmasaydı. Keşke ikinci hayatıma burada başlayabilseydim. Aslında Metin'in söylediği her şey doğruydu. Bak Sara, burada kalırsan mutsuz olursun. Çok paran olduğunu bilmiyordum. Biliyor musun? Ne kadar olduğundan haberim bile yoktu. Sadece babamın benim için gizli bir hesap açtığını biliyordum. Hepsini kendi hesabıma aktardı. Şimdi ne yapıyoruz? Bilmem. Para asıl Türkiye'de lazım. Ama orada açacağım hesap Sahra adına kayıtlı olmayacak. Başka bir isim kullanacağım. Doğrusu da bu zaten. Nakit olarak şimdilik bu kadar çektim. Herhalde sana burada yeter. Sağ ol. Gerisini de artık İstanbul'a gittiğinde açtıracağın hesabı aktarırız. Dağ Sahra İsviçre'den gelmeden önce başladım Atom'da çalışmaya. Rahmetli Fahri Bey'in sağ koluydum. Genel müdürlük benim hakkımdı ama sırf damat olduğu için Sinan'a verdiler. Bunu hiç unutmadım. Şimdi de intikam almaya mı çalışıyorsun? Sadece hakkım olanı almak istiyorum. Şu yaşlı avukat senin için ölüyor. Neden onun gücünü kullanmıyorsun? Sürekli reddettiğim bir adamın gücünü nasıl kullanırım? Öyleyse sen de reddetme. Hesaplaşma sürüyor Cemal abi. Daha ne kadar sürer bilmiyorum. Tek bildiğim intikam ismin başka her şeyi bastırdı. Bir tek duygu dışında. Sahra. Abi, onun ölmediğini ummak istiyorum. Bir gün onu tekrar göreceğime inanmak istiyorum. İmkansız olduğunu bile bile. Şimşekten ödüm kopardı. Korkacak bir şey yok. Birazdan geçelim. Ne kadar sıcaksın. Kendimi senin yanında güvende hissediyorum. Bu duyguyu o kadar özledim ki. Güvende olma duygusu. Yalnızlığı kimse benim kadar bilemez Sinan. Eğer seni rahatsız ediyorsam gideyim. Artık çok geç. Ne
Bana niye öyle bakıyorsun? Zahra, galiba şimdiden öğrensen iyi olacak. Neyi? İstanbul'da olanları. Kızım mı? İpek'le mi ilgili? Yo. Dur biraz. İşte bu. Bunu şimdi göstermem mi gerekiyordu? Ha şimdi ha sonra. Nasıl olsa öğrenmeyecek mi? Özledim. Ben de öyle Feyza'cığım. Aman aman nasıl da tatlı olmuş bu böyle. Aman azdırma şimdi. Hazır sessiz sedasız oturuyor pusetinde. Nefis bir şey bu ya. Ben de mi doğursam ne yapsam? Hele bir evlendi. Yemekleri hemen ısmarlayalım mı? Saat 1:30'da şirkette olmam gerekiyor. Oldu. Buranın spagettisi çok güzel, ne dersin? Tamam. Merhaba, ne arzu edersiniz? 2 spagetti ve sezar salata lütfen. Ne içersin? Kola. 2 de kola. Tabii efendim, hemen getiriyorum. Söyle bakalım. Niye eve gelmiyorsun da böyle kafelerde falan buluşuyoruz? Evde Nil var canım. Rahat konuşamıyoruz ki. Maşallah her an casus gibi tepemizde. Ay yok, öyle deme. Vallahi o kadar faydası var ki bana. Bir kere Lara'nın yükünü tamamen üstümden aldı. Dinle Sahra, şirkette garip şeyler oluyor. Açık konuşur musun? Öyle yapacağım. Sahra, Sinan'a neden o kadar çok yetki verdin? Sen ne dediğinin farkında mısın? O benim kocam. Ve sakın bana onunla ilgili kötü bir şey söylemeye kalkma. O benim en güvendiğim insan. Sevdiğim, hayatımı bağladığım. Tamam, anladım. Bu kadar tepki gösterecek bir şey yok ki. Tamam belli oldu. Seninle açık konuşulmuyor. Sen ne söylemeye çalışıyorsun? Bak Zahra, şirketteki köstebek olmak istemiyorum ama biri sana olup biteni anlatmalı. İşlerin pek parlak olmadığını biliyorum. Sinan söylüyor. Peki Mithat Demircan'la anlaştığını da söylüyor mu? Ne? Evet canım. Sinan istediği toprağı ona satmak için Mithat'la el sıkıştı. Nasılmış bakalım benim güzel karım? Çok da özlemişim. Ne oldu Sahra? Bir şey mi canı sıkıldı? Sinan, eğer benim toprağımı bir yabancıya satmak istiyorsan bana bunu danışman gerekmez mi? Ha, şimdi anlaşıldı. Demek benim malım senin malın meselesi. Hayır, hiç ilgisi yok. Bir kere daha hiçbir şey kesinleşmedi. Hemen kim yetiştirdi bunu sana? Feyza tabii, değil mi? Hayır, Feyza değil. Öyleyse İlhan. O da değil. Aslında İlhan'ın bana hemen haber vermesi gerekirdi tabii. Eğer bana güvenmiyorsan vekaletnameni derhal iptal edebilirsin. Bütün yetkilerimi sana geri vermeye hazırım. Hayır, böyle bir şey istemiyorum. Ama bir yandan da sanki gizli saklı bir şeyler çeviriyormuşum gibi beni suçluyorsun. Sadece dışlanmak istemiyorum. Bu kadar alınganlık yapma.
Niye bizi rahat bırakmıyorsunuz Mithat Demircan? Beni bırakıp şimdi de kocama mı bulaştınız? Size bu bayağı sözler hiç yakışmıyor. Canımı fena halde sıkmaya başladığınızın farkında mısınız? Sahra, eğer ben para koymazsam atom inişe geçer. Bense başka bir yerde yine üretim yapar ve bu kez size rakip olurum. Ama ben karşınızda değil, yanınızda olmak istiyorum. Neden benimle işbirliğine karşı çıkıyorsunuz? Ben her şeyi sizin için yapıyorum, inanın bana. Bitti mi? Benim için bir tek şey yapmanızı istiyorum, çekip gitmenizi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mamamı yiyormuş benim güzel kızım. Seni daha fazla bekleyemedik. Mamasını ben yedirdim. Evet, yetişemedim. Herhalde daha önemli işlerim vardı. Biz de yemekten sonra oyunlarımızı oynarız değil mi kızım? Zaten deminden beri esneyip duruyordu. Ben ipe yatırsam iyi olacak. Hadi masaya gel. Bu kadar etkilenecek bir şey yok. Bunu biliyordun zaten. Mesele o değil. Kızım artık Nil'i annesi sanıyor olmalı. Nil? Ne işin var burada? Beni mi takip ediyorsun? Çok güzel şeyler var değil mi? İnsanın içi gidiyor. Soruma cevap ver. Ben de bunları almak, senin gibi güzel evlerde oturmak istiyorum. Para mı istiyorsun yani? Yine mi? Ben olmasaydım bugün sahip olduğun hiçbir şeyi elde edemeyecektin. Sahra sağ olduğu sürece hep yoksulluk çekecektin. Bunlar böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Artık hiç konuşmaz olduk. Biraz zaman geçmesi lazım. Dikkat çekmek istemiyorum. Senin zamanın belki bol. Benimse yok. Yanımdan git. Uygun olunca seni ararım. Ne yapıyorsun? Artık o evin hanımız. Henüz değilim. Daha Sinan'la evlenmedim. İstediğin her şey elinin altında. Kulübede yaşamaktan bıktım. Paran var. Git istediğin yerde yaşa. O para seninkinin yanında nedir ki? Gelip orada senin yanında yaşamak istiyorum. Saçmalama. Bana iyi davran Nil. Tehdit mi ediyorsun? Beni kızlara dadı olarak tutabilirsin. Beni de hayatına al. İnan bana, hiç zorluk çıkarma. Sen o evin kapısından bile geçemezsin. Mithat Bey'le düşünüp bir karar verdik. İlhan Bey'e de danıştık. O da onayladı. Şirketimizin sıcak para ihtiyacını halka açılmadan kendi içimizde halletmek istiyoruz. Ben Sinan Bey'e şirket hisselerini çalışanlara satmasını önerdim. Fakat içimizden birinin çok parası varsa ve %50 hisse alırsa yönetimi ele geçirebilir. Onu da düşündük. Tek kişiye %20'den fazlası satılmayacak. Çok şanslıyım. Nihayet zekası benimle yarışabilecek düzeyde bir erkek buldum. Öyle mi? Her şeyi istediğin gibi yönlendirmekte çok başarılısın. Sinan'ı çabucak avucunun içine aldın. E tabii bununla benim de az rolüm olmadı. Bundan sonra ne yapman gerektiğini biliyorsun değil mi? Sanırım biliyorum. Senin alacağın hisselerin parasını ben vereceğim. Sen de onları alıp bana getireceksin. Tahmin etmiştim ama yine de yetmez. İkimizinki sadece %40 ediyor. %11 daha gerek.
bizim için hiç zor değil. Tebrikler. Tebrikler, mutluluklar. Sonunda pelini kaptın İlhan. Hayırdır? Burada tek gülmeyen yüz seninki. İlhan'a yazık olduğunu düşünüyorum. İlhan Pelin için çıldırıyor canım. Bunu bilmeyen mi var? Peki ya Pelin? Ne oldu da aniden hep uzak durmaya çalıştığı İlhan'la evleniverdi? Yeni evliler için bir davet vermemiz gerekmez mi? Bir önerim var mı? Sen ne? Gerçekten çok şanslı bir erkeksiniz İlhan Bey. Onları egzotik bir yerlere. Güzel gene sarılmama izin var mı peki? Elbette. Sana bir itirafta bulunacağım İlhan. Sen ortaya çıktığında doğrusu ya, Pelin'i kaparsın elimden alırsın diye ödüm kopmuştu. Tebrikler. Yarın akşam benim eski evde bekliyorum. Bu akşam Sinan'la birlikte Ankara'ya uçuyoruz. Seni ararım. Gelinlik çok şık olmuş. Merhaba Sinan. Uçağa binmediniz mi daha? Yine mi rota? Biz de hep birlikte yemek yedik işte. Şimdi eve giriyorum. Seni düşünerek. Oldu. Mithat'a selam. Biraz da ben keyif çatayım dedim. Çık çabuk, çabuk git buradan. Hiç niyetim yok. Şu anda hayatımın en güzel dakikalarını yaşıyorum. Melek, evde çocuklar var, hizmetçi var. Her an herkes gelebilir. Bir arkadaşını davet ettiğini söylersin. Ne var bunda? Hayır, olmaz. Bu çok tehlikeli. Hemen git kimse görmeden. Artık senin emir kulun olmaktan bıktım, anlıyor musun? Her şeyini bana borçlusun. Sen kraliçeler gibi yaşarken ben sürünüyorum. Tamam, bunları sonra konuşuruz. Ne gerekiyorsa yaparım ama şimdi git lütfen. Bana ne yapacağımı söyleme, anladın mı? Sus, duyacaklar. Adil şampancı. Bu mahvetmene izin vermeyeceğim. Senin bu deli cesaretin ikimizin de başını belaya sokacak. Alırsak her şeyin ortaya çıkacağını düşünmedin mi? Sana neler yapacağımı göstermek istedim.
Bunu zaten biliyorum. Kendini Marrakeş'te ispat ettin. Neden kendine benden uzakta bir hayat kurmuyorsun? Sana yardım ederim. Kendi başıma hiçbir şey yapamam. Senin ailen var. Çevren var. Evin, sevgilin. Yakında kocan da olacak. Burada olmak istiyorum Nil. Eğer bu evde seninle kalırsam şansım artar. Sinan'ın kuşkulanmasını istemiyorum. Kuşkulanacak ne var ki? Cezaevinden arkadaş olduğumuzu İlhan zaten biliyor. Pekala. Ama bunun için biraz daha güçlenmem gerek. Önce Sinan'la evleneyim, sonra halletmeye çalışırım. Onu hala ikna edemedin ha? Biraz daha vakit alacak. Ama sonunda onun karısı olacağım. Efendim. Sevgilim. Benim. Saat kaç? 3'ü geçiyor. He? Uçak 1,5 saat röter yaptı. Daha yeni de almıştım. Düğün gecesi nasıl geçiyor? Beni bu yaşlı adamın kollarına sen attın. Nasıl dayanacağımı bilmiyorum. Seni deliler gibi özlüyorum. Sensiz ne yapacağım ben? Pelin. Burada ne yapıyorsun? Ankara'yı aradım bizimkileri. Bu saatte mi? Aklıma çok önemli bir şey geldi. Yarın Bakan Bey'e mutlaka söylemeleri gereken bir husus. Tamam değil mi? Unutmazsınız. Kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ettim. Hayatım, yarın sabahı bekleyemez miydin? Evet ama bilirsin çok tez canlıyım. Kafama bir şey taktın mı? Bilmez miyim? Güzel karımın kollarımda uyumasını istiyorum. Hadi canım gel. Nasıl? Para mı istiyorsun? Evet. Sorman bile saçma. İstediğin kadar alabilirsin. Öyle para değil. Herhangi bir ihtiyaç için değil. Büyük para. Ne yapacaksın? Şirketin hisselerinden ben de almak istiyorum. Aslında bu benim en doğal hakkım. Evet. Anlıyorum. Ama Sahra sana yüklü bir çek vermemiş mi? Sahra'nın bana verdiği çeki hatırlatmak zorunda mısın Sinan? Ya benim onun için yaptıklarım? Affedersin. Bugün biraz gerginim. Tamam. Sana bir miktar hisse alacağın kadar para verilmesini ayarladım. Yönetim kurulunda benim de bir yerim olmalı Sinan. Hiç değilse izleyici olarak girebilmeliyim. Üvey de olsa ben de Fahri Evliya gelin kızıyım. Tatlılığı üstünde yine bugün. Sahra, sana haber vereyim dedim. Bu gece için Mithat Bey'i de eve davet ettim. Eğer sence sakıncası varsa dışarıda da yiyebilirsin. O da burada şimdi, karşımda. Demek Mithat da karşında, öyle mi?
İyi olabilir, tamam. Tamam, dışarıda yemek şart değil. Bekliyorum. Ne oldu? Kötü bir haber falan mı var? Evet. Sinan Mithat Demircan'ı yemeğe getiriyormuş. Hayatım, burası Sinan'ın da evi. Hem galiba ondan alacağı paraya ihtiyacı var. Neden böyle oluyor anlamıyorum. Babamın zamanında hiçbir parasal sıkıntımız yoktu. Ya ben her şeyin yolunda olduğunu sanıyordum. Belki de baban seni üzmemek için her şeyi söylememiştir. Güzel bir yemekti. Davetiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz. Gerçi Sahra Hanım'ın durgunluğunu üstüme alınmalı mıyım bilmiyorum. Yok, hayır. İzninizle ben İpek'e bakıp hemen döneceğim. Karım iş hayatından sonra eve pek adapte olamadı. O yüzden biraz durgun. Gerçi haftada bir iki gün iş yerine uğruyor ama... Doğrusu ben bu konuda biraz eski kafalıyım. Bir kadının yeri evidir diyenlerden. Rahmetli Fahri Bey de annemi hiç çalıştırmadı. Annem ölünceye kadar evinden başka bir yer bilmedi diyebilirim. Evet. Hapishanede geçirdiğim o berbat yıllardan sonra şimdi kendimi öyle iyi hissediyorum ki. Eskiden de çok iyi bir hayatım vardı ama o zaman kıymetini bilememişim. Söylüyorum Nili. Otur hayatını yaz diyorum ama beni dinlemiyor. Sahra, sana bir şey söylemek istiyorum. Rica ederim bu daveti istismar etmeyin. Sizi sadece kocamın hatırı için davet ettim. Hayır, yanlış anladınız. Öyle bir şey değil. Ben seni uyarmak zorundayım. Neden? Nil. Nil için. Ona dikkat et lütfen. O benim kardeşim. Nedir sizdeki bu takıntı? Kocama karşı uyarıyorsunuz, kardeşime karşı uyarıyorsunuz. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz Allah aşkına? Lütfen. Dikkatli ol. Seni çok kıskanıyor. Hastalık derecesinde. Nesiniz siz ha? Psikolog falan mı? Lütfen haddinizi bilin. Yakınlarım hakkında tek kelime konuşmanıza izin vermem. Oo. Neler fısıldaşıyorsunuz öyle? Mithat Bey lavaboyu arıyordu da. Sahra'nın peşinde dolanmaktan hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Bu evde başka kadınlar da var. Üstelik bekar kadınlar. Seni çok iyi tanıdım Nil. Sahra'ya zarar vermeye kalkma. Sakın. Kolumu acıtıyorsun. Ayrıca bunu da nereden çıkardın? Sen iyi bilirsin. Sinan aptalın teki olabilir. Ama ben değilim. Ne zaman? Kesin mi? Anlıyorum. Sağ ol. Sarı. Mahkeme Sahra'nın öldüğüne karar vermiş. Alo. Dinle Mithat. Şirkette herkes birbirine girmiş durumda. Ne olmuş bakalım? Aslında sürpriz değildi elbet. Bekleniyordu ama... yine de çok sarsıcı oldu.
Sahra'nın ölüm kararı çıkmış. Alo Mithat? Alo? Alo? Beni duyuyor musun? Mithat orada mısın? Alo? Gerçeği aylardan beri tahmin etmekle birlikte Allah'tan ümit kesilmez diyerek bekliyorduk. Ne yazık ki sevgili kardeşim Sahra'nın ölüm haberi artık kesinleşti. Bu acı gerçek bütün ailemizi derinden sarstı. Bundan böyle kendimi onun ailesine ve geride bıraktığı işine adamayı bir görev biliyorum. Artık onun çocuğu benim çocuğum. Ondan geriye kalan her şey benim sorumluluğum. Her ne kadar onun yerini tam anlamıyla dolduramayacağımı bilsem de şundan eminim ki gözü arkada kalmayacak. Sahra'nın bizi bıraktığı gerçeğini kabullenmek çok zor. Ancak Sahra Tara Evliyagil adını ve mirasını yaşatmak benim ve tüm ailesinin en büyük görevi olacaktır. Eminim o da bunun böyle olmasını isterdi. Hepimizin başı sağlık.